Tabii annem izin verirse. Çok güzeliz bugün. Hava atalım insanlara birazcık. Bak sakın. Sakın bir terbiyesizlik daha yapma. Yemin ediyorum alır oğlumu giderim bu evden. Ağzından çıkanı kulağın duysun, kendine gel. Asıl sen o kulaklarını aç. O adi kadını savunmak için neler yaptığını bir duy artık. Ya beni konuşturma Allah aşkına. Yaptığın bunca oyundan sonra bir de üste çıkmaya kalkışma. Tabii. Tabii hep siz üste çıkın değil mi? Aynı bugünkü gibi danışıklı dövüşte siz üste çıkın. Ya niye anlamıyorsun beni? Haberim yoktu diyorum. Allah belamı versin. Bak bu kapıdan çıkıp Mert'in yüzünü bir daha görmek nasip olmasın ki yoktu. Ben Nur'u çağırmadım oraya. Sen çağırmadın tamam. Sen çağırmadın ama arka çıkıyorsun. Ya beni kendi oğlumun doğum gününü sabote etmekle suçluyorsun sen. Sırf o kadını korumak için. Ya ben olup biteni anlamaya çalışıyorum sadece. Bunu kafana sok. Bugün benim anne olduğum gündü. Bugün benim de günümdü ya. Ben geçen sene bugün çocuğumu kucağıma aldığımı bile hatırlamıyordum. Bugün benim için özeldi Yiğit, anladın mı? Özeldi bugün benim için. Önce o kadın mahvetti bugünü, sonra da sen mahvettin. Beni suçlamak için o kadını haklı bularak sen de mahvettin bugünü. O kadın elini kolunu sallaya sallaya oraya gelebildiyse, benim çocuğumun doğum gününe gelebildiyse bunun sebebi sensin. Ya bak Nur böyle... Bu pervasızlığın, bu güç gösterisinin tek sebebi var. O da sensin Yiğit. Ne oldu, nasıl oldu, ne yaşandı bilmiyorum. Ama bak, ben bunca olaydan sonra sana güveniyorsam eğer, sen de bana güvenmek zorundasın. Anlıyor musun? Ya nasıl görünüyorsa görünsün anlam veremiyorum ama Nur böyle bir şey yapamaz. Anladın mı? Kasıtlı olamaz. Ya şu adına aşk dediğiniz duygu, o iğrenç duygu seni ne hale getirmiş ya? Ben artık senin şu haline bakıyorum. Sana sadece acıyorum. Bu kadın senin gözünü kör etmiş bayağı. Senin şu kör, bu çaresiz haline bakıyorum. Ben sana gerçekten acıyorum artık ya. Git. Git tabii. Koşa koşa git. O kadını teselli et. Yürü git. Necile. Gel hadi yavrum. Gel. Yok. Yok anne. Yok bu sefer yanlarına bırakmayacağım. Yok. Bu sefer böyle bitmeyecek. Eğer Yiğit bunu bu kez onun yanına bırakırsa. Ya el mahkum hayatım ne yapsın? Ne yapsın falan yok öyle. Benim için değil. Kendi çocuğu için hesap soracak. Ay, ben bakarım. Şş, kızım. Sen bu fır döndüğüyle konuştukça daha beter gaza geliyorsun, haberin olsun. Tamam yani İcdal'e saysız ama iyi de dolma bu kadar. Bir de patlayacaksın adama. İkiniz de zaten barut gibisiniz. Neredeler? Ya Yiğit, Yiğit bak bence dur, şimdi konuşursanız daha kötü olacak her şey. Bu benim sınavım değil Elmas. Bu Yiğit'in sınavı. Yani bana değil de o kadına inanırsa eğer... Ver şu telefonu. Yiğit İcdal'le konuştun mu? Hemen bul şu mesajı. Hemen göster bana. Hemen göster yoksa aklımı kaçıracağım. Ha, yine başa dönüyoruz yani. Ben mesajı bulayım, ben kendimi ispatlayayım. Peki İcdal ne yapsın? İcdal biliyor ne yapacağını. Çok iyi biliyor. Sen dur. Sakin ol. Yine kendini tekrarlıyorsun İcdal. Senden daha yaratıcı bir oyun beklerdim ama. Yaratıcı, ha? Öyle mi? Yaratıcı. Gel ben sana göstereyim yaratıcı, gel. Sakin ol. Sen ne kadar adi, sen ne kadar utanmazsın. İcdal git buradan. Ben hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı? Ben bu kadının ağzını payını vermeden hiçbir yere gitmiyorum. Gel, gel ben sana göstereyim ağzının payı nasıl veriliyor, gel. Dur. Ya bir bırak şunu ya. Bir bırak Allah aşkına, şu Allah'ın varoşu ne yapacakmış ben bir göreyim. Hadi bir bırak şunu. Ay Allah aşkına yapmayın. Ya sende şu kadarcık utanma, şu kadarcık vicdan azabı yok değil mi? Ha öyle mi? Bugün gördük kimde utanma, sıkılma kalmamış, gördük bugün. Ya sen hastasın biliyorsun değil mi? Hastasın sen ya! Kendi yanına kendi inanan bir psikopatsın sen be! Nur yeter artık, yeter. Benim, gel ben sana psikopatı göstereyim, gel! İşler gel, gidiyoruz gel. Kızım bak sen bittin. Bugün senin için sonun başlangıcı, bak unutma bugünü. Oscar'lık performans İşler. Bravo sana ya, Oscar'lık performans. Sakin sakin. Sakin ol İşler, gel şöyle bak. Bak şimdi eve gidiyoruz. Sen sakinleşiyorsun, tamam mı? Bak Mert'in seni böyle görmesini istemiyorum. Sen ne yapacaksın ya evde he? Ne yapacaksın sen evde? Mert görmesin diye sen mi teselli edeceksin beni gizli gizli? Artık iş nefesini tutun. Tamam. Ben gelmeden önce buraya ne yapmaya geldiysen git onu yap. Git sevgilini al sen, hadi git. Karşımda normal bir insan yok ki. Kendi evladına acımayan,
Gözü dönmüş bir ruh hastası var ya. Bir de utanmadan evime basıyor. Bu nasıl bir cesaret ya? Bu nasıl bir delilik artık ya? Ya Elmas, yapamıyorum ben. Gerçekten anlamıyorsun ya. Dur. Dayanamıyorum. Dur hadi. Ya. Hadi gel. Dışarı çıkalım seninle. Gel. Yiğit. Gel. Gel dışarı çıkalım. Bir sakinleş, konuşalım seninle. Yok, yok, ben ömrü hayatımda böyle acımasızını görmedim ya. İcrel insan değil ya, gerçekten bak, sağlıklı değil. Ya ne gözü kara kadınmış ya şu İcrel. Bu kadarını hayret ettim. Bir elini beline koymadığı kaldı yani. Aa, ama Allah Nur, iyi hakkından geldi ha. Helal olsun. Bu kadar cevval olduğunu bilmiyordum ben. Hı hı. Cevvaldir canım. Cevvaldir benim kuzenim, sen merak etme. Hatta o kadar cevvaldir ki ekstra gaza hiç ihtiyacı yoktur. Ay yok zaten canım, bunlar özel meseleler. Ay kimseye laf düşmez. Düşün, bizim bile boyumuzu aşar yani. Nur bir nefes al. Bir nefes al ki ben de bir nefes alayım çünkü gerçekten çok yoruldum. Yoruldun mu? Benden değil, İçirel'in oyunlarından yoruldun herhalde. Bak ben bu olan biten her şeyden çok yoruldum. Bir dakika. Sen ne ima ediyorsun? Ya ne iması, ne diyorsun Allah aşkına? Asıl sen ne diyorsun? Ya da sen ne demiyorsun acaba? Sen buna İçirel'in oyunu demiyor musun? Bilmiyorum. Ben gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Sen gözünün önünde olan biteni bilmiyorsun öyle mi? Bilmiyorum, anlıyor musun? Bunca yaşanan saçma sapan bu anlamsız mantık dışı şeyden sonra söyleyebileceğim tek şey bilmiyorum. İşte bu. İşte bu kadının pervasızlaşmasının tek sebebi bu. Sırf çocuğunun annesi diye onu suçlayamıyorsun. Onunla yüzleşemiyorsun ya. Ona bedel bile ödetemiyorsun. Ve yaptığı her şeyden sıyrılacağını o kadar iyi biliyor ki. İcrel'in böyle bizimle sadistçe oyun oynama lüksünü sen veriyorsun ona. Ya Nur bak, hırsını benden alma. Bana patlama, anladın mı? Bana haksızlık yapma. Haksızlık eden ben değilim İcrel. Sana bana en fenası Mert'e ya. Ama buna sen izin veriyorsun. Tamam ne olur içeri gir. İçeri gir, sakinleş. Yoksa senin kırdığın gibi ben de senin kalbini kıracağım. Kır. Sen zaten benim kalbimi kır. O ne yaparsa yapsın sen dön dolaş gel yine benim kalbimi kır. Benim. Sinirli. Sen bir git bak istersen ha. Ay sağ ol. İyi ki hatırlattın canım ya. Benim hiç aklıma gelmemişti çünkü. Kimsenin kişisel verilerini istediğim yok. Verdiğim telefon numarasına benim telefonumdan mesaj atılmamış. Doğru anlıyorum değil mi? Peki benim telefonumdan atılmadıysa verdiğim numaraya hangi telefon numarasından atılmış onu öğrenmek istiyorum ben. Ya gerekiyorsa hattın sahibiyle de konuştururum sizi. Sadece verdiğim numaraya mesaj kimden gitmiş onu öğrenmek istiyorum ben. Onu söyleyin bana. Bana söyleyemiyorsanız hattın sahibine söyleyin. Ya yasal bir durum yok. Ya ben böyle bir işlem için savcılıktan nasıl emir çıkartayım? Vardır bir olur. Bakın, bakın ailevi bir mesele diyorum size. Çok önemli. Ya tamam, tamam anladım. Anladım. Çok gizli, süper gizli, muhteşem gizli bir şey bu. Tamam anladım. Anladım anasını satayım. Camdan gördüm seni. Biraz su iç bari dedim. Sağ ol, teşekkür ederim. Kabak yine senin başına patladı. Boş ver. Sağ olasın. Yiğit. Senin işin çok zor. Yani iki ateş arasında kalmak. Nur'dan dinledim ben biraz. Çok da anlayamadım ama... gördüklerimden anladığım tek şey... senin ne kadar yorulduğun. Evet, gerçekten çok yoruldum. Ruhumu okudun resmen. Çok zor değil aslında. İnan bana yani seni anlamak... o ikisi bunu ne kadar yapamasalar da aslında hiç zor değil. Birazcık dışarıdan bakabilseler kendilerine... gerçekten anlayabilirler o zaman. Keşke birbirlerine olan nefretlerinden, bu ego savaşlarından kurtulup gerçekten gözleri seni görebilse.